أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا تَوْفِيقِي وَاَعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ Yüce Rabbim Celle Celaluhu bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın, ihlasımızın, tekvamızın, ahiret azığımızın artmasına vesile eylesin. Yüce Rabbim her nefes alıp verdiğimizde kendisine yaklaştığımız kabir alemine varmadan oradaki gurbetimizi, vahşetimizi ve sıkıntımızı izale edecek, bize en iyisi ve arkadaş olacak, kabrimizi aydınlatacak ve genişletecek güzel amelleri idrak edip ifa etmeye ve hazırlıklı bir şekilde son nefesi teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeye Rabbim her birimizi muvaffak eylesin. Eşlerimizi, aile bireylerimizi, aile büyüklerimizi, sevdiklerimizi ve dost ve yaranlarımızı muvaffak eylesin. Rabbim bizleri dünyada rahat, ahirette berbat olanlardan eylemesin. Dünyada varlık içerisinde, ahirette darlık içerisinde olanlardan eylemesin. Dünyada yüzü gülen ama öldükten sonra hep ağlayanlardan eylemesin. Yüce Rabbim, dünyada bize verdiği konum, şeref, değerden çok daha fazlasına ahirette sahip olabilmeye her birimizi muvaffak eylesin. Yüce Rabbim, kendi kendini aldatan, günahlara battığı halde kendisini iyiliklerin tepesinde, zirvesinde hissedenlerden olmaktan, kendi kendimizi beğenir bir duruma gelmekten, Allah'ın yanında kredimizi düşürecek tavır ve davranışlardan ebediyen muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, okunan ayeti kerimeler her birimizin hayatında her zaman lazım olan önemli ayeti kerimelerdir. Doğrusu derse başlamadan önce bir hadis-i şerif okuyarak dersimizi, sohbetimizi değerlendirip toparlarız diye düşünüyordum. Hafız Efendi bu ayeti kerimeleri okuyunca siz dostlarımız da bu ayeti kerimelerin manasını ve tavsiyelerini paylaşmak istedim. Evvela kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bize verdiği sayısız nimetler vardır ki Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Estaiz billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Mümkün değil, sayamazsınız. Bizim hiç fark etmediğimiz, nimet olarak görmediğimiz şeylerin ne kadar büyük nimet olduğunu, onu elden çıkardıktan, kaybettikten sonra fark edebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Geçenlerde mütevelli heyetindeki başkanlarımızın bulunduğu WhatsApp grubuna gönderdiğim, bana da bir başka yerden gelen bir elektrik çarpması sebebiyle iki kolunun kesilmesiyle karşı karşıya kalan bir kardeşimizin iki kolu kesik manzarasını anlatırken, affedersiniz, pantolonunu çekyatın kenarına taktırdığı bir kanca ile beraber böyle sürtüne sürtüne pantolonunu böyle dizlerden yukarıya, yani beline kadar getirmiş olmasının ne büyük bir mutluluktur, bunu anlayamazsınız diyor. Ne büyük mutluluktur diyor. O pantolonu, o çekyatın ve yatağın kenarına taktırdığı bir kanca sebebiyle ona takarak
sürtülmüş, sürtülmüş, onu yukarıya kadar bir başkasının yardımı olmadan çekebilmiş. Bu ne büyük nimettir diyor. İki eli de olmayınca sadece bir kolu böyle 10 santim bu dipten kesilmiş. Getirmiş lokantacı, yemeği koymuş, yedireyim sana demiş abi. Yok demiş, ben bakarım çaresine. Onu da anlatıyor. Diyor ki düşündüm, taşındım, nasıl yapacağım? Evvela diyor ağzıma aldım kaşığı, tabağın içerisine kaşığı soktum, doldurdum. Sonra o 10 santimlik kolumda şeyin üzerine, kaşığın üzerine bastım, kaşık ayağa kalktı, oradan bir lokma yedim. Ne mutlu oldum, bütün dünyalar benim oldu diyor. Bakın bir kaşık yemeği o zor şartlarda yemiş olmam diyor, ben diyor acayip mutlu oldum, bütün dünyalar benim oldu diyor. Biz şimdi yemekte vesairede kaşığı alıp ağzımıza taşıyıp olmamız, elbisemizi kendi kendimize giyebilir olmamız nimet olarak gözüküyor mu? Asla aklımızın köşesinden geçmiyor. Ama yaşayan ne diyor? Bütün dünya benim oldu diyor. Öyle bir mutlu oldum, anlatamam size diyor. Demek ki elden çıktıktan sonra anlaşılan, fakat eldeyken hiç anlaşılmayan büyük nimetler vardır. Zaman zaman sizinle paylaştığım bir talebeliğimizde bir macera vardı. Bizim yaşımızda 6-7 yaşlarında bir hanım kız vardı. Köyün muhtarının torunuydu. Göz kapaklarını kaldıramazdık, göz kapaklarını. Böyle kasları çalışmıyordu, kapakların kasları çalışmıyordu. Kafasını böyle kaldırarak bakardı veya eliyle beraber göz kapağını kaldırıp öyle bakardı. Kapakçıklar kendi kendine çalışmıyordu, kaslarda sıkıntı vardı. Şimdi göz kapaklarının kaslarının çalışmış olmasını insan aklından geçer mi? Bu da bir nimettir. Geçmez. Ama çalışmayacak duruma gelse o zaman anlaşılır. Bunları çoğaltmak mümkündür. Affınıza sığınarak şöyle bir şey söyleyerek geçeyim burasını. Şimdi ister affedersiniz idrar olsun, isterse diğeri olsun. Bizim kontrolümüzün dışında sinir sistemi bozuk olsa, geldiği gibi akacak olsa, geldiği gibi akacak olsa, bizim hayat şansımız, toplumsal şansımız ne hale gelir? Eşimiz ve çocuğumuzun arasında bile gülünç hale geliriz, onların yanında bile yaşayamaz hale geliriz. Utancımızdan yaşayamaz hale geliriz. Çünkü ne zaman, nerede, ne olacağını bilemeyiz. Eğer sinir sistemi bozuk olur, kontrolsüz bir şekilde dışarı çıkacak olursa her taraf berbat. Öyle bir hayata ölüme razı oluruz, böyle bir hayata kolay kolay razı olmayız. Arkadaşlarımızla oturduğumuz, sevdiklerimizle oturduğumuz, annemizle babamızla oturduğumuz bir anda ortalık kokudan geçilmiyor. Ne oldu? Sinir sistemine hakim olamadığımız için öyle veya böyle. Gerçekten çok zor şeyler. Peki buradaki sinir sisteminin çalışması ve diğer sinir sistemlerin çalışması kimin kontrolünde? Allah'ın kontrolünde. İsterse çalışma derse çalışmaz, çalış derse çalışır. Peki çalışması bir nimet midir? Gerçekten büyük bir nimettir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız. Kıymetli dostlar, şimdi ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Şüphesiz kullarımın içerisinde Rabbimiz Allah'tır diyenler buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bu kelime-i şehadete inanarak söyleyenler ve buna inanan insanlar bu inancının yanında ثُمَّ اسْتَقَامُوا Sonra bu iman doğrultusunda devam ettiler, yollarına yürümeye devam ettiler. Yani kıymetli dostlar, imanın yanında istikamet demek, o imana münasip bir şekilde yolda yürümek demektir, hayat yolunu yürümek demektir. Mesela diyelim ki, biz buraya gelirken bir gidiş yolu, bir de geliş yolu vardı. Biz gelirken geliş yolundan geldik. Birileri gidiş yolundan gidiyordu. Çünkü onlar gitmekteydi, biz gelmekteydik. Tersini yapsaydık, mesela biz gelirken gidiş yoluna girerek gelmeye kalksaydık gelebilir miydik? Gelemezdik, değil mi? Efendim hayatımız felç olurdu, öyle gelinmez. O istikametin dışıdır işte. Şimdi iman neyi gerektiriyorsa, hani nasıl yaşarsanız
öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz buyurulmuştur. Dolayısıyla kıymetli dostlar, iman sahibi olan insanın yaşantısı da imanına münasip olması lazım. Hani bir tabir var halk arasında, ne biçim lahana turşusu, ne biçim perhiz derler. Yani hem mümin olacak, hem de tavır ve davranışları gavur gibi olacak. Bu istikametin dışında bir yoldur. Bir de şu var kıymetli dostlar, insanın ameli inancını etkiler mi? İnsanın ameli inancını etkiler mi? Hani Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet edilir, onun sözü olduğu söylenir. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Şimdi kıymetli dostlar, bu çok önemli bir sözdür bu. Bir insan eğer inancının gereklerini yaşarsa imanı güçlenir, kuvvetlenir. O kökleri koparılmayacak şekilde güçlenmiş bir ağaca benzer. Bunun imanını çalmak mümkün değildir. Tabii ağaç kökleri dibe doğru gittikçe de dalları da yukarıya doğru açılmış olur. Göklere kadar tabiri caizse ulaşmış olur. Yani bu insanın, imanlı olan bir insanın yaşantısı, tavır ve davranışları ahirete yönelik olursa, her işinde harama helale dikkat eder, yarın Mevla'nın huzurunda vereceği hesabın hesabını yaparsa, bu insanın tabiri caizse içi dışı nur olur. Bu insanın içi dışı nur olur. Bu insanı gökten melekler seyrederken yeryüzünde bir yıldız gibi seyrederler. Çünkü içinde Allah aşkı vardır, iman coşmuştur ve tavır ve davranışlarında da o imana münasip bir yol haritası çizmiştir. O yoldan çıkmıyor bu. İşte o yoldan çıkmayan, iman yolunda yürüyen insan istikamet üzere yürüyor demektir. İşi biraz daha net anlamak için şöyle söyleyelim. Mesela diyelim ki bir insan kelime-i şehadet ehlidir. Bu insan bir arkadaşı koluna girmiş, gel demiş, seninle meyhaneye gidelim demiştir. Meyhaneye gidelim dediği andan itibaren evet deyip de koluna girip devam ettiği zaman istikamet bozuldu mu burada? İstikamet bozuldu değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam dinini anlatırken bir örnek verip anlatıyor bunu, insanların bizim yaşantımızı bir örnek vererek anlatıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'a giden yol İslam dini bir caddeye benzer. Dümdüz bir cadde, ucunda cennet var. Bu caddeye giren, iman caddesine giren insanlar bu yolda yürüdükçe gider gider gider, son nefesini teslim ettiği zaman tak kendisini cennette bulur. Ancak bu yolun sağında solunda ara sokaklar var. Bu ara sokaklardaki kapıların üzerinde perdeler var. O kapıların üzerinde birer de davetçi var, gel gel diye. Hani yaz mevsiminde yazlık yerlerine giderken restoranların, lokantaların yol üzerinde davetçileri var. Buyurun, buyurun, buyurun kahvaltıya, efendim yemeğe davet ederler. Aynen öyle. Cennete doğru giden yolun, caddenin üzerinde ara sokaklar var. O ara sokakların üzerinde de birer davetçi var. Mesela bu sokaklardan birisi içki sokağıdır, birisi kumar sokağıdır, birisi yalan sokağıdır, birisi faiz sokağıdır, birisi zina sokağıdır. Bir şeytan zinaya çağırır, bir şeytan içkiye çağırır, bir şeytan yalana çağırır, bir şeytan krediye çağırır. Yani haramlardan her biri, haramlardan her biri nedir? O ara sokaklardaki şeytancıklardan bir şeytancığın davetidir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, mesela o cadde üzerinde yürümekte olan kişi, o ara sokaktaki davetçilerden birisinin davetine icabet ederek caddeden çıkmış olsa, ara sokaktan öbür caddeye geçecek olsa, o ara sokaktan gideceği cadde de cehenneme götüren bir caddedir. Çünkü وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ İşte benim yolum budur, Kur'an yoludur.
bu yola tabi olun, sonuna kadar sizi cennete götürsün. Başka yollara girerseniz, ara sokaklara saparsanız, onlar sizi cennete giden yoldan, Allah'a giden yoldan ayırır ve uzaklaştırır. Ve dolayısıyla cennetten mahrum olursunuz. Tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız buyuruyor. Kıymetli dostlar, en önemlisi elbette imanda istikamettir. Yani biz doğduğumuzda aklımız başımızda değildi ama çocukluğumuzda annemiz babamız bize ilk öğrettiği şey nedir? Kelime-i tevhiddir, kelime-i şehadettir. Elhamdülillah bugüne kadar bunu koruyabildik. Ama son nefesimize kadar korumanın garantisi bizde yoktur. Bu garanti kimsede yoktur daha doğrusu. Bizde yoktur, kimsede yoktur. Peki bu imanı koruyup imanla beraber ahirete intikal edebilirsek bir defa en büyük tehlikeden kurtulmuş oluruz. Nedir en büyük tehlike? Ebedi cehennemde kalma tehlikesi. Ondan kurtulmuş oluruz. Ancak bizim bu imanla beraber ahirete göçüşümüzü sağlayacak olan, bunu tabiri caizse sigorta ve kasko yapacak olan şey nedir? Gerçekten tavır ve davranışlarımızın ahiret yolcusu olan bir insanın yolculuğuna benzer şekilde olmalıdır. Mesela her birimizin, siz dostlarımızla defalarca umreye gittiğimiz olmuştur. Efendim, içimizdeki birçok kardeşimiz umrenin dışında Avrupa'da farklı muhtelif ülkelere seyahat amaçlı gitmişlerdir. Hiçbirimiz Avrupa'ya giderken, Amerika'ya giderken, İsviçre'ye giderken hazırlandığımız gibi umreye giderken hazırlanmıyoruz. Umreye giderken farklı bir hazırlık yapıyoruz değil mi? İhramı olacak, terlikleri olacak. Yani umrenin hazırlığı farklıdır. Efendim hacca gidiyorsak o taşların torbasını bile hazırlıyoruz. Niçin? Bu yolculuk hac yolculuğudur. Bizim buna ihtiyacımız var diyoruz. Şimdi hacca gidecek olan, umreye gidecek olan insanın yolculuğu farklı ise her birimiz kardeşler cennetin yolcusu muyuz? Cennetin yolcusuyuz. Şimdi cennetin yolcusu olan insanın çuvalında, bohçasında, çantasında, valizinde içki olur mu? Şimdi umreye gittik, aç valizini açtık, rakı çıktı içinden mesela havalanda. Olur mu? Herkes bunu güler. Kardeşim hem umreye geliyorsun, hem de çantanda rakı vardır mesela. Olur mu? Olmaz. Bu misalleri siz çoğaltabilirsiniz. Peki hepimiz cennet yolcusu muyuz? İstisnasız hepimiz cennete talip miyiz? Talibiz. Peki bütün yaptığımız amelleri tabiri caizse çantamıza koyuyor muyuz? Valizimize koyuyor muyuz? Yani yarın ahirette bunlar açılacak mı? Açılacak. Peki cennet yolcusuna bu insanın valizinde yakışmayacak, olmayacak şeyleri barındırmamamız lazım. Bizim bir iyi tarafımız vardır. Nedir o? Diyelim ki yanlışlıkla koydum. Yanlış yaptım. Çöp tenekesi hemen hazırdır. Atabilirsin, anında atabilirsin. Tevbe edersin, istiğfar edersin. İleride sen çıkarken buraya kadar kaç kilometre böyle geldin sorusunu sormazlar sana. Hatta çıkardığından dolayı takdir de görürsün. Dolayısıyla burası bizim güzel tarafımız. Kıymetli dostlar, imanın sigortası, kelime-i şehadetin sigortası ve kaskosu nedir? Tavır ve davranışların imana münasip olmasıdır. Eğer siz saksınızın dibine sirke dökerseniz veya maden suyu dökerseniz ne olur? Kurur. Ama siz eğer saksınızın içerisine o saksıyı geliştirecek gübre koyarsanız, saf su koyarsanız gelişir, güzelleşir, çiçek açar, güçlenir, kuvvetlenir. Dolayısıyla imanımızı saksıda bulundurduğumuz en değerli bir çiçek olarak düşünelim. Bu çiçeği canlı tutabilmek için mutlaka bunu doğru şeylerle beslemeli. Efendim verilmesi gerektiği kadar su vermeli, verilmesi gerektiği kadar gübre verilmeli. Ne kadar güneş görmesi gerekiyorsa buna o kadar güneş göstermeli. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu iman edenlerden istiyor, kafirlerden istemiyor. Nedir o? 5 vakit namaz istiyor. Doğru mu kardeşler? Kafirlerden Allah Celle Celaluhu 5 vakit namaz istiyor mu? İstemiyor. Farz olan namazları düşündüğümüz zaman günde 2 rekat sabah namazı farz olarak baktığımız zaman
4 rekat öğle namazı 6 yapar. 4 rekat ikindi namazı 10 yapar. 3 rekat akşam namazı 13 yapar. 4 rekat de yatsı namazı farz olarak baktığımız zaman 17. Şimdi diyor ki Allah Celle Celaluhu, kulum sende iman var ya, bu imanını günde 17 bardak su dökmezsen, değişik saatlerde 17 bardak su dökmezsen bu ağaç kurur diyor. Bu ağaç kurur diyor. Farz ya, olmazsa olmaz, olmazsa olmaz demektir ya. Kulum diyor, sen diyor sabah 2 bardak su mutlaka dökeceksin. Bunu 4 yaparsan daha güzel olur sünnetleri. Öğlende 4 bardak mutlaka dökeceksin ama sen bunu 10'a çıkarırsan çok daha gür olur diyor. İkindide 4 bardak mutlaka dökeceksin diyor. Bunun eğer 8'e çıkarırsan daha verimli olur. Akşama 3 bardak mutlaka dökeceksin. Efendim bunu eğer 5'e çıkarırsan veya daha da artırırsan zararı yok, karı çoktur. Yatsıda da en az 4 bardak dökeceksin. Evvelinde, ahirinde şunları da ilave edersen daha güzel olur diyor. Ama farz demek olmazsa kurumaya başlar demektir. O zaman kardeşler, her namazımızı aksattığımızda iman ağacımızın, iman çiçeğimizin köklerinden bir köke zarar vermiş oluruz. O kök beslenmesi gerektiği gibi beslenmemiş olur. Şimdi bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay, üç ay, beş ay devam ederse bu insanın kalbindeki o iman ve inanç var ya, kökünden sarsılmaya başlar. Şeytanın bu insanın imanını çalması çok da zor değildir. Affınıza sığınarak söylüyorum, böyle bir insanın yanında din ile iman ile birisi alay eder, dini meselelerden birisiyle alay eder, o da kahkaha ile güler, birden iman gider, hiçbir şey kalmaz. Bir insanın imanı güçlü ise bunu koparmak zordur. Zayıfsa bunu koparmak çok kolaydır. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar, bizim şüphemiz olmayan bir taraf neresidir? İman sahibi olmamızda şüphe yoktur. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Tamam, Müslümansınız ama Müslüman olarak ölün, başka türlü sakın ölmeyin. Müslüman olmak ayrı şeydir, ölmek ayrı şeydir. Siz Müslüman oldunuz ya, Müslüman ölmeye dikkat edin diyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ diyor. Peki ben ne yapmalıyım Müslüman olarak ölmem için? O zaman ben tavır ve davranışlarımı Müslümanca, yani başka bir tabirle, nasıl ki hacca giderken valizimizde, çantamızda hacca ve umreye giden insana münasip çamaşırlar olur ise, cennete giden, cennet yolculuğuna çıkan insanın da amel çantasının içerisinde cennetle bağdaşmayacak, cennete girmemize engel teşkil edecek yalandı, içkiydi, kumardı, zinaydı, faizdi, krediydi, onu bunu aldatmaktı, kul hakkına tecavüz etmekti, anne hakkına, baba hakkına tecavüz etmekti gibi, efendim, ortağın, komşunun haklarına tecavüz etmekti gibi şeyler olmamalı. Çünkü cennet yolcusunun çantasında, valizinde bunlar olmaz. Eğer bunlar olursa, gümrüklerde yapılan kontrollerde ne yapamayız? Öteye geçemeyiz. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ kelime-i şehadet getirerek Allah'ın varlığını ve birliğini kabul eden kullarım var ya, ثُمَّ اسْتَقَامُوا sonra, madem ben Müslümanım, benim yaşantım da gavur gibi olmamalı. Şimdi inşallah yanlış anlaşılmaz, doğru söylemeye çalışıyorum. Bir kardeşimiz, cemaatimizden sevdiğim bir kardeşimiz, ihlaslı, samimi olduğunu bildiğim bir kardeşim, imam odasında oturuyor. Ben de kameradan görüyorum, imam odasında birisi oturuyor, ona benzetiyorum ama kafasında kasket var. Allah Allah, bu kasket takar mıydı? Kasketli görmemiştim onu. Birkaç gün sonra baktım, ben de imam odasındayken geldi, kasketle beraber imam odasına girdi. Dedim ki ona, şu başında bir kasket var ya dedim. Dedim. Dedim, bizim çocukluğumuzda ortaokula gidenlere bunu mecburi yapıyorlardı. Şapkayla gideceksin ortaokula.
bu nasıl geldi Türkiye'ye biliyor musun dedi. Nasıl geldi hocam dedi. Dedim ki bu bizim dedelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, dedelerinin başlarında hep sarık vardı. Takya vardı, sarık vardı. Cumhuriyet dönemi gelince dediler ki biz bu milleti tamamen değiştirmemiz lazım. Müslüman görünümü kalmaması lazım. E ne yaparız? Nikola'nın şapkasını mecbur yapalım. Sarığı yasak edelim. Kadının peçesini, çarşafını yasaklayalım. Yavaş yavaş istediklerimize ulaşırız. Bir de bir de işte harf inkılabı yapalım. Geçmişle ilgili hiçbir bilgiye ulaşamasınlar. Bir de tarihle ilgili her türlü kötülemeyi yapalım. Osmanlı şöyle kötüydü, böyle kötüydü diyelim. Tarihle bağlarını keselim. Bak dedim senin şu başındaki kasketten dolayı İskilipli Atıf Efendi idam edildi. Kasket takmak dinen caiz değildir. Küfür adetidir. Bir insan bile bile bunu takarsa yanlış olur diye fetva verdiğinden dolayı, kitaba bunu kaydettiğinden dolayı, bu kitabı yazdıktan daha sonra şapka ile ilgili efendim yasa çıkmasına rağmen onu idam etmişlerdi. Şapka şehidi diyorlar şeye. İskilipli Atıf Efendi Allah rahmet eylesin. Şimdi bu kardeşimize bunu anlatır anlatmaz hemen böyle yuvarlak yaptı, koydu. Tamam bunun işi bitti hocam dedi. Öyle çıktı dışarı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Cennete giden bir yolcu. Ama açıyorsun valizini, rakı çıkıyor içerisinde, olmaz. Yalan çıkıyor, olmaz. Kasket çıkıyor, olmaz. Misal olarak söylüyorum yani. Bu yolculuktaki insana yakışan neyse o olmalı. Şimdi kıymetli dostlar, bir defa şunu söyleyeyim. Biz Cumhuriyet döneminin gelmesiyle, dini bütün değerlerin yasaklanmasıyla, elif, b, t, s demenin de yasaklanmasıyla, ezan-ı Muhammedi'nin okunmasının yasaklanmasıyla, medreselerin ve ilim yuvalarının tamamının yasaklanmasıyla, birçok caminin ahıra çevrilmesiyle büyük bir deprem yaşadık mı? Yaşadık. Bu depremde her bina bir hasar aldı mı? Aldı. Ondan sonra meydana gelen, yetişen nesil nasıl yetişmiştir? Acaba hangi değerlerimizden ne kaldı bize? Hangi değerlerimizden bizde ne kaldı? Bunları düşünmek lazım. Çünkü bir deprem yedik, ciddi bir deprem yedik. Bu depremle beraber birçok değerlerimizi kaybettik. Kaybettiğimizin de farkında değiliz. Onun için şunun hesabını çok iyi yapmak lazım. Ben Müslüman bir insanım. Müslüman bir insana yakışan tavır ve davranış neyse ben bunu yapmalıyım. Toplum böyle istiyor. Gazeteler, televizyonlar böyle yönlendiriyor. O beni ilgilendirmemesi lazım. Şimdi güncel bir şey söyleyeyim size. Son bir aydır, buradaki siz dostlarıma söylüyorum. Son bir aydır ağzımızdan en çok dolar mı çıktı, en çok Allah mı çıktı acaba? Düşünsek. Belki de ağzımızdan dolar daha fazla çıkmıştır. Peki bizim ne alakamız var? Dolara da şekil verecek, avroya da şekil verecek, TL'ye de şekil verecek olan Allah değil mi? Dilediğini aziz, dilediğini zelil eden Allah değil mi? Ben paramın değerlenmesini hak edersem Allah bana haksızlık yapar mı? Yapmaz. Peki Müslümanın olaylar karşısındaki tavır ve davranışı, ahiret yolcusunun olaylar karşısındaki tavır ve davranışı ahirete hiç inanmayan insan gibi mi olmalı? Yani biz derdimiz din midir, derdimiz dünya mıdır? Elbette derdimiz dindir. Yani cennet yolculuğudur. Bu cennet yolculuğuna giderken ticaretimizi de yaparız. Değil mi? Usulüne uygun eğlencelerimizi de yaparız. Bize haramların dışında bir sınırlama getirmiyor. Helal dairesi gayet geniştir. Ama gerçekten cennet yolcusunun hayatı nasıl olmalı ise bizim de hayatımız öyle olmalı. Gerçekten namazında sıkıntısı olmayan bir kardeş düşünelim.
Zekatında da sıkıntısı olmayan bir kardeş düşünelim. Fakat ofisinde, yazıhanesinde kullandığı elemanlar, çalıştırdığı elemanlara baktığın zaman cennet kokusu yoksa bunu nasıl izah edersiniz kardeşler? Yani bakın şimdi yarım saat sonra bu sohbet bitmiştir. Herkes evine doğru gitmiştir. Dedikleri unutulabilir. Ama Allah var, ahiret var, hesap var. Zerre kadar iyilikler, zerre kadar kötülükler ifadesi Kur'an'da geçiyor. Diyorum ki ben size, siz dostlarıma diyorum ki, biz sizinle Allah yolunda, cennete giden yolda, Kur'an yolunda tanıştık. Biz sizi, siz bizi bundan dolayı sevdiniz. Bizim birlikteliğimiz Allah yolunda olan birlikteliktir. Doğru mu? Eğer biz bu konuda siz kardeşlerimize rehberlik yapmazsak, Efendi Hazretlerimizin bir ifadesi vardı. Ben kürsüye hoşaf soğutmaya çıkmadım derdi. Gerçekleri söylemeye çıktım derdi. Biz de burada hoşaf soğutmaya kalkarsak size iyilik yapmış olmayız. Cennet yolcusu muyuz kardeşler? Hep beraber evet. Peki cennet yolcusunun çantasında neler olursa onlar olsun bizim çantamızda. Bir zamanlar yıllarca önce o zaman belediyelerde mütedeyyin insanların yavaş yavaş belediyeleri kazandığı rahmetli Erbakan Hoca döneminde birkaç tane belediye vardı. Bir yere gittik. İşte mütedeyyin bir Erbakan Hoca rahmetlinin partisinden bir tanesi bir il, bir vilayetin belediye başkanı olmuştu. Biz de çok rahat bir şekilde yani emin belediye girer gibi girdik. Bir de baktık ki belediyenin anosunda bir hanımefendi anosu yapıyor. Ki hani bu 70'li yıllardan bahsediyoruz ki hanımefendi sesleri bu kadar yaygın değildi. Oradaki arkadaşlarla dedik ki ya biz gidelim bunu konuşalım. Niye yani böyle mütedeyyin, mutaassıp Anadolu'nun vilayetlerinden bir tanesinde neden böyle yapılsın? Yok mu erkekler mi bitti falan? Teşkilatta çalışan böyle dertli birisi dedi ki hocam hiç gitmenize gerek yok. Biz gittik söyledik. Bize verdiği cevap şuydu. Kadının sesi daha mikrofonikmiş. Kadının sesi daha mikrofonikmiş. O zaman mihraba da onu geçirmek lazım. Ezanı da ona okutmak lazım. Çok mikrofonik sesi vardır ki o ezana herkes koşa koşa gider. Evet. Şimdi kardeşler ben bir noktaya işaret etmek istiyorum. Hepimizin cennet yolcusu olduğunda sıkıntı yok. Ama istikamette sıkıntı var mıdır? Burasını gözden geçirelim. Aziz kardeşim, sen kendini bugün düzeltmezsen kim düzeltecek seni? Kabirde mi düzeltecekler? Orada mı düzelmeyi beklersin? Bir insan kendi kendine öyle kötülük yapar ki devletler toplansa onun insana o kadar kötülük yapamazlar. Diyelim ki bütün devletler üzerimize gelseler, imanımızı almaya çalışsalar, biz mücadele veririz, öldürürler bizi, şehit oluruz. Bize kötülük yapar gibi yaptılar ama biz şehit oluruz. Ama bir insan kendi kendine kafir olabilir mi? Bak devletlerin yapamadığı zararı kendi kendine insan yapar mı? Yapar. Onun için öz olarak diyorum ki kardeşler, imanımızı besleyecek olan amellerimizde asla sıkıntımız olmasın. Çin'e de gitseniz, Amerika'ya da gitseniz, Kabe'ye gider gibi gideceksiniz. Yani nasıl Kabe'ye giderken namazda hassas isek, abdeste hassas isek, haram helal konusunda, mahrem namahrem konusunda hassas isek, Amerika'ya da gitsek aynı Allah, Çin'e de gitsek aynen Allah bizi kontrol ediyor. Hesabı, o yolculuğun hesabını da Allah'a vereceğiz. Medine yolculuğun hesabını da Allah'a vereceğiz. Yaz tatilinde evimize, köyümüze, annemize, babamıza giderken nasıl gidiyorsak,
Antalya'ya veyahut da Sayfiye yerlerine tatile gidersen aynı şekilde gideceksin. Yani Kabe'ye giderken seccade lazım da Antalya'ya giderken seccade lazım değil mi? Değil mi? Kabe'ye giderken tesbih lazım da Antalya'ya giderken tesbih lazım değil mi? Veya İsviçre'ye giderken lazım değil mi? Nereye gidersen git, bütün gittiğin mekanların sahibi Allah'tır. Kabe'ye giderken o yolculuğun kontrolünü yapan Allah olduğu gibi, hesabını, mükafatını, cezasını verecek olan Allah olduğu gibi, diğer yolculuklarında, Allah'ın mekanında olan yolculuklardır. Ne namazımızı aksatırız, ne diğer vazifelerimizi aksatırız. Allah'ın Celle Celaluhu bizimle beraber olduğunu unutmayız. Peki, toparlayayım. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Rabbimiz Allah'tır deyip, iman edip, cennet yolculuğuna çıkar insanlar. ثُمَّ اسْتَقَامُوا Bu yolculukta, aradaki, ara sokaklardaki şeytanların davetlerine icabet etmez, hiç o tarafa bakmaz, dost doğru yolunda devam ederse, تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَ Gider gider, son nefes geldi. Son nefes geldiğinde Allah Celle Celaluhu meleklerine haber verir. Dostum geliyor, hazır olun. Dostum geliyor, hazır olun. Haramlara sırtını çevirmiş, ara sokaklardan davet eden gıybetçi, zinacı, kredici, faizci, her türlü kötülüğü davet eden şeytanların davetlerine kulaklarını tıkamış, ben Rabbime, 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 Rabbime gidiyorum, imanımdan taviz vermem diyerek gelen, son nefesi yaklaşmış olan dostum geliyor, hazır olun. Göklerden bir tane insan için, sadece bir tane insan için 600 tane melek iner. 600 tane melek. Rahmet meleği o insan son nefesini teslim ederken etrafını kuşatırlar. Peki niçin Allah gönderiyor bu melekleri? Meleklerin gitmesi gelmesi zor değildir ama bu insanın Allah nazdindeki değerini düşünün kıymetli dostlar. Bu sen olabilirsin. Eşin olabilir, çocuğun olabilir. Hiç bunda sınır yok, tahsil mecburiyeti yok. Sadece iman ve istikamet mecburiyeti var. Başka bir şey yok. İmanı ve istikameti yakalamış olan bu insan ölüm esnasında 600 tane melek geliyor. Ruhunu teslim edince melekler bununla konuşmaya başlıyorlar. Ne diyorlar biliyor musun? La tahafu. Bak korkma sakın. Sen şimdi bir yolculuğa çıkıyorsun. Şimdiye kadar alıştığın yolculuk değildir. Sakın korkma. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. Bir. İki, çoluğundan, çocuğundan, işinden ayrılıyorsun. وَلَا تَحْزَنُوا Mahzun ve mükedder olma, strese sakın girme. Gerçek hayata şimdi başlıyorsun. وَاَبْشِرُ Üç, وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ Müjdesene, bu yolculuk cennettir. Cennete gidiyorsun, hadi. Helal olsun sana, cennete gidiyorsun. Müjdesene. Biz sana bu müjdeyi vermek için geldik. Göklerin fevkinden geldik. Allah bizi gönderdi. Bu müjdeyi sana vermek için Allah bizi gönderdi. اَلَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ İman edip salih amel işleyen insanlara bir cennet vaat ediliyordu ya, sen şimdi süreyi doldurdun, istikamet üzere doldurdun, bu müjdeyi sana veriyoruz. Vaat edildiğin cennete gidiyorsun. Bu yolculuk senin cennetin yolculuğudur. Dördüncüsü diyorlar ki, نَحْنُ اَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Bizi sen tanımasın ama biz kendimizi sana tanıtalım. Sen dünyada yaşarken buyurun, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dedin ya, kalbinle dedin, inandın ya. Ondan sonraki yaşantını da buna uygun bir şekilde sürdürmeye başladın ya, Allah bize seni tanıttı. Dedi ki, bakın ey melekler, şu kulum iman etti, kelime-i şehadet getirdi ve istikamet üzere yürüyor. Siz bunun dostusunuz. Sizi buna dost kıldım. نَحْنُ اَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında sen bizi tanımazsın, bilmezsin ama biz sana dosttuk. Hep seni kontrol ediyorduk. Hep sana gidip geliyorduk ama sana gözükmüyorduk. وَفِي الْآخِرَةِ Dünyada biz sana dosttuk, görmemiştin bizi. Şimdi kabirde görüyorsun bizi. وَفِي الْآخِرَةِ Sana söz veriyoruz. Ahirette de biz sana dost. Herkes وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌ Öldükten sonra dirilmek haktır. Dirildin. Diriltildiğin zaman farklı bir aleme gelmiş olacaksın. Ahiret alemine gelmiş olacaksın. Orası çok kolay bir yer değildir ama biz hemen senin yanına damlayacağız. Biz sana eşlik yapacağız.
seni o tehlikeli, korkunç yerlerden, korkulu yerlerden emniyet içerisinde götüreceğiz. Biz sana arkadaşız, korkma. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتِهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ Biz sana şimdiden söylüyoruz. O girdiğin cennete girer girmez, ne arzu edersen, ne istersen sınırsız bir şekilde sana verilecek. Arayıp bulamadığın hiçbir şey olmayacak. İsteyip alamadığın hiçbir şey olmayacak. Canının arzu ettiği fakat bulamadığım dediğin hiçbir şey olmayacak. Her arzu ettiğini bulabileceksin, her istediğine ulaşabileceksin. Dolayısıyla böyle bir hayat başka yerde yok ki, sadece cennette. Bu cenneti sana müjde olarak veriyoruz, diyor melekler buna. Nüzülen min gafurir rahim. Gafur ve rahim olan, günahları ziyade bağışlayan ve ziyade merhamet eden, merhamet sahibi olan Allah'ın, iman edip istikamet sahibi olan insanlara ahirete varır varmaz cennetteki ilk ikramları böyle başlayacaktır. İlk ikramlarında her arzu ettiğini bulacaktır. Bu ilk ikramdır. Ötesi daha da güzel gelecektir. Hani hadisi şerifte, hadisi kutside اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Ben salih olan kullarım için öyle nimetler hazırladım ki hiçbir insanın gözü görmemiştir, hiçbir kimsenin kulağı işitmemiştir ve hiçbir kimsenin aklı hayalinden geçmemiştir. Böyle nimetleri hazırladım, buyuruyor. Nüzülen min gafurir rahim. Gafur ve rahim olan, ziyade bağışlayıcı olan Allah'ın ilk ikramı böyle başlayacaktır ahirette, diyor. Şimdi kıymetli dostlar, şurasını özellikle hatırlatarak toparlayayım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu müjdeyi verirken, meleklerin bu müjdeyi vereceğini bu şekilde ifade ederken, gafur ve rahim olan Allah'ın ikramıdır cennetteki bu nimetler, diyor. Gafur, bağışlayan demektir. Çok bağışlayan demektir. Bunda şuna işaret vardır. Yani biz beşeriz kardeşler. Cennet yolculuğuna doğru giderken gerçekten çamaşırlarımızı kirlettiğimiz olur. Bağışlanmaya muhtaç olduğumuz çok merhaleler olur. Gözümüzü koruyamadığımız, gönlümüzü koruyamadığımız, dilimizi koruyamadığımız, yanlış yapıp çantanın içerisinde uygun olmayan, münasip olmayan şeyler yerleştirmiş olabiliriz. Cenab-ı Hak gafur olan ve rahim olan Allah'ın size ikramıdır demesinden bize şunu söylemiş oluyor. Kulum, sakın sen bu yolda yürürken kırdığın çanaklar sebebiyle ümitsiz olma. Yeter ki yaptığın yanlışın farkında ol ve benden özür dile, ben bağışlamasını severim. Dolayısıyla ben seni yine bu caddeden ayırmam. Bu caddenin sonuna kadar gidersin. Sonunda da bu melekler seni karşılarlar. Ölürken kabirde melekler seni karşılar. Mahşerde diriltilirken melekler seni karşılar. Şimdi ölürken melekler karşılarsa, mahşerde melekler karşılarsa bu insanın cennete gitmesi kolaylaşmamış mıdır? Yani perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Bir insan kabre girerken rahmet melekleriyle giriyorsa, melekler bu müjdeyi veriyorsa, diriltildiğinde rahmet melekleri onu karşılıyorsa, biz sana yardım edeceğiz diyorlarsa, perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Ancak burada bize düşen nedir? İşte istikamettir. İstikamet, kalbin istikameti Allah aşkında, Allah sevgisinde, ahiret derdinde olur. Gözün istikameti namahrama bakmamakta olur. Dilin istikameti yalan söylememek, gıybet etmemek, ilahi çizgilere, sınırlara uymakta olur. Kulağın istikameti yanlış şeyler dinlememekte olur. Vaaz ve sohbet dinlemekte olur. Ayağın istikameti harama, yanlış yere gitmemekte olur. Elin istikameti helal kazançta olur. Yanlış iş yapmamakta olur. Yanlış imza atmamakta olur. Velhasıl her uzvun, her organın istikameti vardır. Kazancın iki tane şartı var istikamette. Bir, kazanırken usulüne uygun kazanmaktır. Kazandıktan sonra nasıl olsa bu benimdir deyip de istediğin gibi harcayamazsın. Onu harcarken de, kazanırken dikkat etmek ne kadar önemliyse, harcarken de dikkat etmek o kadar önemlidir. Alın teriyle beraber kazandığı helal parasını rakıya verdiği zaman helal birden harama dönüşmüş oluyor. Ya bu benim paramdı, istediğim gibi kullanırım deme hakkına sahip değildir. Nasıl ki orada onu rakıya çevirmek bir yanlış ise, gayrimeşru herhangi bir işe bunu çevirmek de aynen rakıya çevirmek gibidir. Öyleyse kazançta
İki şeye dikkat etmek lazım istikamet için. Bir, elde ederken, iki, elde ettikten sonra harcama yaparken, tüketirken istikamete dikkat etmek lazımdır. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi imanımızda ve istikametimizde olmamız gerektiği gibi olmaya muvaffak eylesin. Rabbim kaymaktan, kaydırılmaktan, sapmaktan, saptırılmaktan, cennete giden yoldan engellenmekten her birimizi muhafaza eylesin. Rabbim bizlere rahmetiyle muamele eylesin. Fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Biz bu güzelliklere layık değiliz. Onun fazl-ı keremiyle layık olmuş oluyoruz. Yüce Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın. Cennet yolundan bizi, cemalullah yolundan bizi ayırmasın. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Bu hizmetlerin bugünlere gelmesinde emeği geçip ahirete göçmüş olanlarına garikayı garik rahmetler eylesin. Efendim bizim her birimizin aile büyüklerimizden, aile bireylerimizden, sevdiklerimizden ahirete intikal edenlere Rabbim garikayı garik rahmetler eylesin. Her birimizin hastalarına, hastalıklarına acil şifalar ikram eylesin. Rabbim çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, kısacası ailece her birimizi Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşanlardan eylesin. Yanlış işlere bulaşmaktan, ahirette hesabını veremeyeceğimiz, rezil, rüsvay olacağımız yanlış işlere bulaşmaktan Rabbim bizi de, çocuklarımızı da, eşlerimizi de, aile bireylerimizi de muhafaza eylesin. Bugüne kadar yaptığımız yanlışları da lütfu keremiyle, Habibi hürmetine bağışlasın. Amel defterlerimizi tertemiz eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.